Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yazar Canan Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Adım Canan Şahin. Almanya'da doğdum, büyüdüm, Köln kentinde. Hukuk okuyorum, sigortada çalışıyorum ve yazarlığa başlamış oldum. Ne güzel. Çok yönlü bir insansınız. Teşekkür ederim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır Köln'de mi yaşıyorsunuz? Hep Köln'de yaşadım. Sadece bir 3 sene Marburg'da yaşadım. Hep Almanya? Evet, hep Almanya. Ne güzel. Harika. İşte. Türkçeniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Unutmadınız. Yok, biz genelde konuşuyoruz. Aile içinde evet. Zaten. Ama arkadaşlar da var mı Türkler? Okulda çok vardı. Yani ne güzel. Çok derken genelde vardı. Birkaç kişi vardı. Evet. Çok güzel. Peki yazarlık konusuna ilginiz nasıl başladı? Yazarlık. Şöyle, benim bir tane yeğenim var. Evet. O da kitapları çok seviyor. Hı-hı. Hatta ilk kelimelerin arasında vardı. Oku, yat, kalk, su gibi. Ne güzel. Kitap çok sevdiği için ona ikinci yaş gününe bir hediye yapmak istedim. Hı-hı. İşte böyle ormana gidip hani yürüdükçe, dinlendikçe birazcık hikayeler yazmaya başladım. Hı-hı. Ona da hediye ettim. Ablam da işte beğendi kitabı. Hı-hı. Hani yayınlatmak istedik. Aa, ne güzel. Harika. Evet. Önce yayınlatmayı düşünmüyordunuz ama yok. Ablanız bu sizi teşvik etti bu konuda. Evet, yardım maksatlı olduğu için. Evet, ne güzel. Kime yardım ediyorsunuz? Hangi kuruma veya kişilere? Şöyle, bu kitaptan yayın evi için konuşamam. Tabii. Ama benim telif hakkım şeye kayacak, bu SMA hastası çocukların. Hani o toplu kurumlara, onlara para aktarılacak. İşte öyle düşündük. İşte ablam çok istedi. Onun da çok şimdi güzel. İkinci bir bebeği oldu. Allah bağışlasın. Tabii o olaya daha duygusal bakıyor. Tabii. Hani öyle bir fikri olunca kitabı da sevdi benim ablam. Ne güzel. Yayınlatalım dedi. Yoksa bu kitap yayınlanmayacaktı. Aslında biraz ne da güzel. Öyle başladı. Harika. Çok güzel bir fikir gerçekten. Ben de beğendim. Çok yani ablam bu konuda bayağı iyi yani. Ne güzel. Peki genel olarak çalışmalarınızdan, projelerinizden bahseder misiniz? Şöyle, o geri kalan kitapları ya da romanları bir yayın evi bulursam, yayınlatmak istersem de daha çok anonim bir isimle yayınlatmak istiyorum. Farklı kitaplar da var. Evet, içinde yetişkinler için olan kitaplar da var. Bu mesela bir çocuk kitabı. 10 yaş üstü çocuklar için. Öyküler mi? Ne tarz öyküler? Öyküler var içinde. Hı-hı. Böyle daha çok kısa hikaye tarzında. Daha çok bir tane deniz ejderhasının bugünümüze uyanmasıyla başlıyor. Aa. İşte biraz bugünün dünyasıyla karşılaşıyor. Zaten eskiden Türk mitolojisinde onu da sonradan araştırdım. Evet. Eski Türk mitolojisinde bir tane ejderha varmış, kanatsız. Hı-hı. Deniz ejderhası. Evet. Ve biraz böyle polis gibi. Evet. Zaten ismi de ondan Bükre. Bükrek'ten geliyor. İşte öyle isim koyduk. Bir hikaye de uydu tam. O da çünkü bir tane göllü ormanda yaşayan bir ejderha. Ondan biraz alıntı yaptık. Harika. İşte öyle bir çocuk kitabı oluştu. Böyle ama ufak ufak hikayelerden, böyle oluşuyor. Bölümlerden oluşuyor. Hı-hı. Evet. Böyle ya. Kurgu mu yoksa yaşanmış olaylarda var mı? Nasıl gelişti o öyküler? Yani bilmiyorum, ben birazcık aklınıza da... Aklınıza geldi böyle biraz hayal dünyasından mı? Ya bilmiyorum, ormanda gezdikçe işte bir ağacı gördüm, aklıma bir hikaye geldi. İşte Hı-hı. bir hayvan gördüm, dedim hani buna bir hikaye yazabilirim. Hı-hı. İlham verdi size o evet. ormandaki gezintiler. Yani biraz. Ya da yeğenime sordum hangi hayvanı kitapta istersin. Hı-hı. İşte o da demişti tilki. Hı-hı. Dedim hani tilki iyi mi olsun kötü mü? İyi bir tilki demişti. Ona göre iyi bir hikaye yazdım. Biraz böyle gelişti. Çok güzel. Yani. Harika bir fikir. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ben genelde çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Genelde dinlerim. Ama iyi dinleyici olmak da çok önemlidir. Çünkü evet. karşınızdaki kişinin ne beklediğini mesela anlayabilirsiniz, düşüncesini. O doğru. Onu daha iyi tanıyabilirsiniz. İyi bir dinleyici olmak çok önemli bir özellik. Doğru. İyi miyim? İnşallah iyiyimdir. İnsanlar genelde anladığımı düşünüyorum ama gerçekten ne de güzel. Herkesin kendi açısı farklı doğru. olabiliyor maalesef. Hı-hı. Çok güzel. Bir şey. Çok güzel bir özellik gerçekten. Bu kitap yazmada da faydalı olabilir. Böyle gün içinde aklınıza gelen fikirleri not ediyor musunuz? Evet. Sonradan unutulabiliyor çünkü değil hep mi? Hep yanımda bir not defteri var genelde. Hı-hı. Hep yazıyorsunuz. Evet, ve not defterlerini de hep biriktiririm. Beni çok iyi tanıyanlar Hı-hı. bana genelde not defteri hediye eder. Ne güzel. Çok seviyorum. Harika. İşte. Yani şimdi artık cep telefonlarına yazılıyor ama defter daha sağlam. Evet,
bir de yazma daha güzel oluyor sanki. Hı-hı. Böyle hani evet. Tuşa basmakla tabii. Yazmak aynı gibi doğru, olmuyor. Doğru. O kağıdın Hı-hı. içine bir şeyler yazmak zaten zihni boşaltan, rahatlatan bir şey. Ben bunu kesinlikle. Fark ettim ve Hı-hı. yazmayı çok sevdim. Kesinlikle. O da azaldı günümüzde öyle kağıda yazmak. Evet. Onu da aslında korumak evet. lazım. Sizin yaptığınız çok güzel. Doğru. Evet. Yani biz çok eskiden arkadaşlarla mesela sırf gırgına olsun diye ben Mabok'a taşındığımda mektuplaşıyorduk. Ne güzel. Evet o bayağı harika. Zaman eski alan şeyleri bir şey. Böyle sürdürmek. Evet. Çok evet. güzel bir gelenek yani. Artık yani. Her şey chat oldu biliyorsunuz. Ya bir de çok kısa olduğu zaman değersiz oluyor. Tabii unutuluyor. Şey. Aynen. Kısaltmalar zaman... var. Kelimeler de kısaltılıyor. Aynen öyle hani bir özentisizlik. Maalesef. Ve değer kaybediyor sanki böyle tabii. hani ne kadar az zaman koyarsak. Tabii. O kadar değersiz. Kesinlikle. Onun için ben mesela yeğenime o hediyeyi hazırlarken de hani böyle Hı-hı. biraz kendim hediye yapmayı sevdiğim Hı-hı. için biraz ondan kaynaklıydı. İstedim hani o büyüdüğü zaman desin aa teyzem bana kitap ana. Yazmış. Çok güzel aynen bir öyle düşündüm biraz. Harika. O da zaten çok sevindi. Süper bir hediye gerçekten. Yani. Ya. Tek yeğen mi var şimdi ikinci daha küçük bebek. Evet ilk defa bizde yine bir kız oldu. Yani böyle en yakın akraba çevremizde evet. ben en sondum açıkçası. Evet. Teyzemin hep oğulları oldu Hı-hı. falan. Şimdi yine ailemize bir kız geldi. Acayip sevindik. Ay ne güzel. Harika. Şimdi diyorum öteki yeğenler de isteyebilir. Bana da kitap yok mu? Ben aslında teyze öbür... nerede benim kitabım veya hala? Aslında ben öbür yeğen, yani kuzenlerime hepsinin doğum gününe böyle bir iki sayfalık hep bir mektup yazmıştım aslında. Yani onlara da bir şeyler ufaktan yaptım. Ama kitap yaptım. Değil. Yok, o doğru. Ama benim yeğenim kitap çok seviyordu. Hı-hı. Tabii öbür kuzenlerim de severdi. Özellikle yani, çok seviyor. Bu 1,5 yaşında dillendi ve hep ne kitap güzel. Kitap kitap. Bravo. Evet. Devam eder. O küçük yaştan İnşallah. Kazanmak çok güzel bir şey. Kitap okuma alışkanlığı. Aynen. İnşallah. Büyüdükçe devam eder yine de. Çok güzel bir şey. İnşallah. Ki ülkemizde kitap okuma oranı çok düşük. Bu çok üzücü. Doğrudur. Ben Maalesef. De onu duydum. Üzücü. Evet. Çok üzücü. Bizde hep TikTok falan izleniyor. Yani böyle kitap okuyan kalmadı pek. Ama bazen de diyorlar hani değişik şeyler de yapmak lazım. Mesela bazı insanlar görselden öğreniyor, bazıları evet, dinleyerek. Tabii. Mesela benim kardeşim... İşitsel, görsel hafıza. Evet, evet. Onun için şimdi kitap mesela daha çok okuyarak mesela öğrenenler için belki uygundur. Ama mesela tabii. başka insanlar için görsel tabii yetenek daha farklı. Hazırlamak lazım. Doğru, kesin. Yani. Filmini izlerim ben diyor, kitabı okuyacağım ama. Yani o da var öyle mesela. Öyle diyenler var. Yani tabii, az mı kitap okumak farklı bir şey, daha güzel yani. Ya ben mesela çok seviyorum çünkü birazcık da kendi hayal dünyanı çalıştırıyorsun. Tabii, kesinlikle besliyorsunuz yani. Aynen, aynen. Çok benim güzel. Ablam zaten öyle demişti, Canan bu sana çekmiş, bu çok kitap seviyor ne diye. Ne güzel, ne güzel, evet. Bravo. Harika. Genellikle hangi saatlerde yazarsınız kitaplarınızı? Belli mi yoksa değişiyor mu? Yani yok, gece mi, gündüz mü? O konuda bir rutinim yok. Hı, yani yok. Kafama gelince ne zaman ufak bir şey. Ne zaman ilham gelirse aynen, o zaman başlıyorsunuz. Aynen. Mesela ama kontrolünü mesela genelde pazar günleri yapalım. Hani yazım evet. hatasını sakin. Kontrol etmek istiyorsan. Editing etme. Öyle, öyle. Değil mi? Yani mesela daha orada önemli. Rutin var ama yazarken yok. Peki geleceğe dair vizyonunuz nedir? Geleceğe dair vizyonum şu, inşallah Bükre çok sevilir ve iyi gider. Çünkü gelecek olan telif hakkından hani çocuklara iyi bir bağış yapılmasını istiyorum. Büyük bir başarı bu yani inşallah, inşallah. Çok güzel gelir olur, çok güzel yardımlar sağlarsınız. İnşallah. Yani yayın evi hakkında konuşamam. Hani tabii. onların gelir şeyi ayrı. Hı-hı. Ben hani kendi bana olacak olan telif hakkından... Hı-hı. Hani verdiniz. O para ver. Ne güzel. Yani. Çok tebrikli. Harika bir düşünce bu. Çok tebrik ederim. Ya ben ablamı tebrik ederim. Benim aklıma gelmemişti. Bu benim ablamın fikri. Ama siz de yapmışsınız. Ben yeğenime hediyeyi yaptım. Ben Hı-hı. bunu düşünmedim. Evet. Yani kitabı yazan sizsiniz. Kabul ettiniz. Telif hakkınızı verdiniz. Bu çok güzel bir şey. Yani. Güzel bir düşünce. Katkı sağladık biraz. Ne güzel. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Bu konu hakkında ben şöyle bir şey diyebilirim. Herkes... sevdiği bir şeyler varsa, onları yazmak istiyorsa, bunu okumak isteyen insanlar büyük ihtimal vardır. Böyle yani çeşit çeşit yani yazarlıkta da yani konular gayet çeşit çeşit. Yani çok. Bir kitapçıya tabii. girdiğinizde Hı-hı. her türlü kitaplar var. Hı-hı. Evet. Siz bundan sonraki kitapları da yine öykü tarzı mı düşünüyorsunuz? Tarz olarak bir şey geliştirdiniz mi kafanızda? Ben bir tane romanımı yazdım, bitti. O ne tarz? Birazcık polisiye, biraz hukuki şeyler var içinde. Ama daha çok roman.
O da kurgu. Hı-hı. Ama böyle kısa hikayelerden oluşmuyor yani büyük normal bir roman. Uzun roman. Evet. Evet. Bu hukuki olaylar sizin belki şahit olduğunuz olaylar mı? Hukuk eğitimi alıyorsunuz. Yok, genelde benim birebir şahit olduğum olaylar yok ama böyle hukuk duyduğunuz okurken olan bir hassasiyet. Tabii. Hani belki o takıldığım hı-hı konuları hani işlemek istedim. Ne güzel. Biraz. Çok güzel. Ne tarz hukuki olaylar mesela? Hangi hukuk dalı daha çok? Ya ben bu kitabın içeriğini çok anlatmak istemiyorum çünkü hı-hı anonim yayınlatmak istiyorum. Ya benim kardeşimle konuştuk da bu hı-hı dedi hani bu bağış için yapıyoruz ya bu şimdi bu kitabı. Bu hani sanki kendimize de bir reklam gibi olabilir. Hı-hı. Hani anladım, ileriki zamanlarda değişik kitaplar, romanlar çıkarırsam bunu da ben çok ahlaki bulmuyorum. Hı-hı. Etik açıdan. Aynen. Onun için ben şimdi bu kitabı kendi adımla yayınlatmış tabii oldum. Estağfurullah. Öbür tabii kitapları açıklamak istemiyorum tamam pek. Tabii. Onu inşallah görürüz, anonim bakalım olarak okuruz. Hayırlısı. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani umarım böyle herkes bir zaman içinde çok sevdiği ve keyif aldığı bir işi yapar. Çok kendisine de iyi gelen bir işi yapar. Yani mutluluğun da peşinden koşmaz. Çünkü koştukça kaçan bir şey gibi. Biraz böyle akışa bırakmak güzel. Aynen, değil mi? Evet. Yani tabii elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama böyle aşırı bir hırs kötü bir tepki yaratabiliyor. Yani, aynen. Akışa bırakmak. Doğru. En güzeli. Evet. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz yazar Canan Şahin'di. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.